Cumhuriyet Caddesi'ne doğru gidiyoruz ama çok toz toprak. Çok sıkıntılı duruyor. Gidelim mi? Ne yapalım bilmiyorum. Burası Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ikmali. Hatsun'un aynı zamanda ikmali. Binaları görüyorsunuz. Emek Aksaray projesi. Burayı çok fazla gösteriyoruz ama tam bu yolların buraya çıkıyor. Arkan Devre tarafı böyle açık bir şekilde düzgün yolu yok. En düzgün olan yerlerden gidiyoruz. Burası da Cumhuriyet. Evet, anatoloji zannedersem Cumhuriyet'in o mezarlık yani. Emek Aksaray değil burası. Şeyhoğlu Okulu'nun önü. Bakın. İnşaatlar burada da yükseliyor. Karşısı da herhangi bir çalışma yok karşısında. Ama Cumhuriyet'te bayağı bir çalışma var. Görüyorsunuz. Bugün de cumartesi. Yine aktif bir şekilde şantiyeler çalışır durumda ama tabii yol şartları berbat. Bakın arkadaşlar. Çamur siyen. Şimdi tam nereye geldik? Cumhuriyet'in içindeyiz. Caddenin üstündeyiz ama neresine denk düşüyor bunu çıkartamıyorum. Muhtemelen emek taksiye geçtik gibime geliyor. TEDAŞ'ın, eski TEDAŞ'ın yani. Bundan önceki şekliyle anlatıyorum. Oraya doğru gidiyoruz. Yol berbat. Bakalım gidebileceğiz mi? Görüyorsunuz yolları. Eğer bu üzerimize sıçratırsa bizi mahveder. Buradan hemen çıkmamız lazım. Neyse, tehlikenin bir kısmını atlattık. Şantiyeleri görüyorsunuz. Cumhuriyet Caddesi. Çamurlu yoldan bir uzaklaşırsak, yoksa bu kamyonlar bizi burada çamur edecek. Bakın yana da lastik takmış vatandaş. Evet, gördüğünüz Cumhuriyet Caddesi bu şekilde dostlar. Şu an nereye yetiştik inanın bilmiyorum. Muhtemelen öğretmen evi vakıflar kavşağına yetiştik diye düşünüyorum. Yine kamyon büyük bir toz bulutuyla buraya doğru geliyor. Neyse o dönsün biraz bekleyelim. Evet. O durmaları işimize yaradı. Çünkü bu adamlar hareket halindeyken bizi mahvediyorlar. Toz duman. Yol vermiyorlar. Çok hızlı geliyorlar. Cadde de şu an çok dar. Tabii öyle bir cadde diyebilirsek buna. Evet, gördüğünüz gibi burası Beyhan Gencay'ın arkası. Temeller eşiliyor. Antakya merkez tam anlamıyla şantiye alanı. Komple şantiye olmuş buralar. Ya bir taraftan çok iyi. Diğer taraftan çok can sıkıcı. İyi olan tarafı böyle hararetli bir çalışma olması. Yani bu da demek oluyor ki birkaç seneye kadar buralarda yaşamını belirleyecek. Binalar yükselecek. Şu anda da yükseliyor zaten bakın. Görüyorsunuz burası Vakıflar Kavşağı.
Bakın binalar yükselmiş. Buralarda çekim yapmak gerçekten tozdan, topraktan, trafikten ve yolun berbat olmasından dolayı sıkıntı. Bakın kültür merkezinin olduğu yer, işçilerin yatakhanesi, şantiye işçilerin. Burası da Esentepe, yine çıkan cadde, Esentepe yokuşuna çıkan cadde. Vallahi giden araba mahvetti bütün. Toz dumana kattı. Gözümüzü açamıyoruz şu anda. Evet, inşaatlar bu şekilde. Burası askeriyen olduğu bölge. Temel kaldı. Armutlu Kavşağı'na geldik. Karşısı büyük park. Bu da Armutlu Petrol İstasyonu girişinde. Armutlu'da da boyama başlamış. Bina boyalan boya yapımı. Değerli dostlar, şimdi şantiye ortamından az sonra uzaklaşmış olacağız. Az sonra şantiye olayı kalmıyor. Bu Melis Apartmanı hala duruyor. Herhangi bir yaşam belirtisi yok. Ya tadilat bekliyordur. Bence tadilat bekliyor. Görüntü onu gösteriyor. Buraya yine beton santrali kurmuşlar. Bakın işte şehrin göbeğine. Bu beton santralleri şehri mahvediyor arkadaşlar. Tozu dumana katıyorlar. Bakın. Hemen yanı başında yaşam var. Evler var. Hemen dibinizde beton santrali kurulmuş. Nasıl olacak? Bu evde yaşayanlar bu tozun toprağın içinde, bakın bu binalarda, etrafta binalar var çünkü. Nasıl yaşayacaklar ben çok merak ediyorum. Her taraf beton santrali. Şehrin içine kadar giriyorlar artık. Nasıl yaşanıyorlar, nasıl ayrılıyorlar? Anlam veremiyorum. Büyük park. Şöyle askeriyenin olduğu tarafı da bir gösterelim. Askerlik şubesi yıkılmamış, etrafındaki binalar yıkılmış, bir de bu taraf yıkılmış. Şurası da bayağı bir çökmüş. Askeriyenin olduğu yer. Karşıyı da gösterelim dostlar. Burada yine yıkılan birçok şey var. Şu otel aktif. Kışlanın yanında, Saray Caddesi'nin çıkışında.
Taksi durağı yerinde durmuş. Burada bu duvarı zannedersem depremden sonra yapmışlar. Zaten buradan yukarısı depremden çok etkilenmedi. Şurada biraz. Burada da içeri bilim merkezini yapmışlar, prefabrikler yapmışlar. Yukarısı depremden çok etkilenmedi dostlar. Davan etekleri olduğu için. Birazcık tabi evlerde ufak tefek hasarlar oluştu. Ufak tefek tadilatlara ihtiyaç duydular ama çok da fazla değil. Bakalım. Şantiyeleri görebiliyor musunuz? Buradan gözüküyordu. Şuradan dönelim.